tabi kanat oyuncusu şu anda çok fazla konuşuluyor. Uzun süredir gündemde Onyekuru vardı ama e, tabii ki Onyekuru'nun tek seçenek olması Galatasaray taraftarının da çoğunlukla e, genellikle kabul etmediği bir durum. E, bir alternatif olarak şimdi bugün gazetelerde Trezegen'in gündeme gelebileceği e, yazılıyor. Bilmiyorum sen de e, gördün mü? Bu durumda Onyekuru ile Trezegge'yi karşılaştırırsak acaba Galatasaray açısından hangi oyuncunun transferi daha mantıklı olur? ya Şimdi Onyekuru Galatasaray takımını biliyor. Burada başarılı olmuş, şampiyonluk yaşamış. He şunu diyebilir izleyiciler. Yani başka oyuncu yok ve aynı oyunculara gidiyorsunuz. Yani Trezegu, Onyekuru tabii ki doğru söylüyorlar ama e, bizim bildiğimiz bunlar. Yani belki Galatasaray kulübü scout hmm. ekibi Fatih Hoca farklı bir oyuncu da var. Yani biliyorsun transfer döneminde takımlar e, alacağı oyuncuları bazen gizleyebiliyorlar. Evet. Belli bir şeye kadar saklıyorlar, son şeye kadar sürpriz şeyler de olabilir ama Onyekuru şu ana kadar konuşulan bir durum. Oyuncu Galatasaray istiyor. Galatasaray oyuncuyu istiyor ama şu an sonuçlanmış bir şey yok. E, satmayı düşünmüyor Monaco onu biliyoruz. Onunla ilgili bir anlaşma yapılacak. Fatih Hoca da e, Onyekuru'yu çok tutuyor. Ama Galatasaray e, takımında hızlı oyuncuya ihtiyaç var. Yani atağa çıktığı zaman çabuk oynama yani onu attığında arka, defansın arkasına koşu yapabilecek bir oyuncu lazım. Yani Ryan Babel'den bunu çok fazla göremez. Arda topla daha iyi, daha çabuk. Topla daha iyi işler yapıyor. Figuli de öyle topla. Yani ama Onyekuru tarzı oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Kenar oyuncuları hızlı olduğu zaman o zaman Galatasaray atağa çok çabuk çıkıyor. Rakip defansları e, yorabiliyor, şaşırtabiliyor ve onları daha çok açığını bulabiliyor. E, bu bir süreç. Ben Onyekuru'nun e, Galatasaray'a yani gelme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum ama şu an resmi olarak biten bir şey tabii ki yok peki evren Şimdi şunu sormak istiyorum e, iki oyuncunun da ortak özelliklerine baktığımız zaman e, uzun bir süredir forma giymemeleri saha içinde takımla çalışmamaları maça çıkmamaları olduğunu görüyoruz dolayısıyla da ara transfer aslında çok e, daha hazır oyuncuları kadroya katıp doğrudan bir takviye olarak değerlendirmekse eğer bu anlamda acaba Galatasaray bir sıkıntı yaşar mı Kesinlikle doğru söylüyorsun Ezgi. Yani şu an alacağın oyuncu hazır nokta atışı olması lazım. Trezege ona nebze daha hazır bir oyuncu. Yani Premier Lig'de bu sezon maç oynadı hı hı. E, takımın içerisinde. Ama e, Onyekuru öyle değil. Yani şimdi ama Onyekuru şu avantajı var. Kısa, çabuk oyuncu, zayıf oyuncu. Yani bu, bu tip oyuncular daha çabuk toparlardı. Yani 2-3 hafta hemen toparlarsın. O avantajları var. E, Onyekuru konusunda sıkıntı olmaz ama farklı bir oyuncu aldığı zaman 6 ay boyunca top oynamayan bir oyuncu almak e, kolay bir iş değil. Herkes diyor oyuncu tek başına çalışıyor. E, şu bu ama tek başına çalışmak çok yeterli değil. Bunu defalarca konuştuk. Takım çalışması her Maç zaman oyuncu oynamak. daha evet. tabii daha daha diri tutar, daha formda tutar. E, tabii ki bu bir süreç. Mesela seri olayı da var. Evet. Seri olayına çok karşıyım. E, yani oyuncunun kalitesine saygılıyız ama onda da kaç aydır top oynamıyor yani takımla çalışmıyor yani bunlar ciddi bir sıkıntı Yani peki oyun adapte olabileceğini yani. söyledik ama seri için neden bunu düşünmüyorsun e, seri için geçen sene geldiğinde e, o adaptasyon süresi çok uzun sürdü hmm. Galatasaray'ın şu an öyle bir lüksü yok yani orta sahada özellikle Taylan geldiği zaman Taylan'ın yanında hemen böyle diri hazır orada oraya basabilecek süratli yani şey baskılı kuvvetli bir oyuncuya ihtiyacı var yani ee, serinin bunu toparlama süreci ne kadar olacak şimdi Galatasaray 3-4 hafta sonra bu açığı kapat yani toparlandığını düşün e 4 tane maç diyecek 5 tane maç olacak e 4-5 maç ciddi bir sayı yani Galatasaray onun için direkt hazır oyuncu alması lazım bu kim olabilir ee, seri olmazsa e, İrfan Can olabilir işte dediğim gibi evet, bunu o zaman İrfan da şimdi detaylıca biraz konuşalım ee, hatta hem İrfan Can'ı konuşalım hem de şöyle bir haber vardı bugün sabah gazetesinde İrfan Can'ın transferi Luyendamay'a bağlı diye. Çünkü malum bir taraftan da futbolcu satmadan, bir kaynak yaratmadan Galatasaray takviye yapamıyor. Bu noktada Luyendamay'ı gönderip hatta farklı oyuncuların da önerilebileceği söyleniyor. İrfan almak acaba nasıl bir stratejidir? Şu var, bu transferde şu olabilir. İlla oyuncu satmana gerek yok. Oyuncu satmak için yani kiralık alırsın, sezon sonu opsiyonlu anlaşma yapıp çünkü Mayıs'ta bir Fair Play, Fransa'da Fair Play açılıyor Galatasaray'ın. Evet. Kiralarsın, sezon sonu ödemesini yaparsın. Opsiyonlu olarak satın alırsın. Galatasaray bu yolu deneyebilir. Ben takas olacağını çok düşünmüyorum bu transferde. Aldığım bilgilerde. Belki bir ihtimal olur ama takasta geçen isimlerin çok doğruluk payı olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Yani direkt alınırsa parayla alınacak yani İrfanca. Şu anki görüntü o. Gelişmeler o. Ama gün gün Dakika dakika her şey değişebilir çünkü Ocak ayı transferlerinde ani gelişmeler olabiliyor yani evet. bir yer olmayacak dediğin transfer bir bakıyorsun bir gün sonra masaya oturulmuş olmuş yani e, onun ya da için olacak denen insan... bir transfer son anda olmuyor. gerçekleşemiyor evet. Gerçekleşmiyor ve Gala e, Galatasaray'ın bu hafta içerisinde bir transferin daha çabuk yapması lazım geç kalıyor geç kalmayacak hmm. yani bunlar çünkü takımlar e, maçlar oynanıyor bu arada yani bu süreç. Hadi kolay bir süreç değil. Onun bir de bu süreçte İrfan hemen can... lisans da çıkartılabildiği için yani alınan oyuncu, kadroya katılan oyuncu hemen forma giyebiliyor aslında. Yani herhangi bir dönemin başlamasını da beklemesine gerek kalmayacak. Evet. Geçen hafta gördük işte evet, bir gün önce evet. imza atan oyuncu hemen kadroya geldi. Şaşırıyorsun ama şu anki takımlarında bu avantajı var. Evet. <laughs> Bunu kullanmaları lazım. Onun için ben İrfan Can Trabzon'un bu sefer sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani olaylar hızlı gelişiyor ve Fatih Hoca da İrfancan'ı çok istiyor. Sezon başı bunu söylemiştim. Çok beğendiğini, çok istediğini. E tabii ki beğenmek istemek yetmiyor. Oyuncunun bir maliyeti var. Ama İrfancan da Galatasaray'ı çok istiyor artık. Yani evet. bu iş artık Galatasaray'a gelip orada o formayı giymek istiyor. Artık şartlar tabii ki çok önemli ama ben bu sefer çok olayın çok sıcak olduğunu ve o gerekli şartlarında yavaş yavaş oluştuğunu düşünüyorum. Peki şimdi gündemdeki isimleri sormaya devam edeceğim sana ama yine bugün bir haber vardı sabah gazetesinde. Mesut Falkağan'ın yarı fiyatına şeklinde e, 3,5 yıllık anlaşma sağlandı malum Mesut'la. E, ve Fenerbahçe'nin kasasından yalnızca 10 milyon euro çıkacak şeklinde bir haber. E, tabii şimdi Galatasaray taraftarları falkadan katkı alamadığı için Falkağan'ın maliyeti çok fazla konuşuluyor. Aynı durum Mesut Özil'de olursa muhtemelen onun maliyeti de çok konuşulacak ama şimdilik yarı yarıya bir fark görüyoruz. Senin yorumun nedir acaba bu konuya? Yani bana çok bu ıı, oyuncular farklı. Biri Santrafor ıı, biri orta saha. Mesut Özil bizim çocuğumuz. Yani onun onun fiyatını karşılaştırmak artı hani daha ucuz aldığı gibi göstermek ıı, ne kazandırır? Yarın ıı, ilerideki ıı, kötü bir oyun veya ıı, işlerin iyi gitme işinde hani bak biz ucuza mı aldık mı? Yani bunu şimdi ondan sonra Yok yine konuşulur muhtemelen de. Yani niye ucuza alıyorsun? Mesut Yılmaz'a ucuza alma şansın var mı? Yani futbol içinde olanlar bunu görür. Öyle bir durum yok. Hani kulübün kasasından hiçbir şey çıkmasın. Keşke hiçbir şey çıkmasın bedava gelsin oyuncular. Hmm. Ama hani bunları söyleyip e, yani Falco'yla kıyaslayıp işte biz daha ucuz aldık şu. Hep burada bir e, bence bir yanlış bir algı var. Yani insanlarımızı e, seyircilerimizi böyle yönlendirmeyelim. Bu sefer gerginlik oluyor. Sen Mesut inanıyor musun? Yani, Mesut, Özil. A, a, Mesut Özel. Mesut Özel'in pardon. 6 o, o, ayda 11 milyon euro alacağı var işte. 8 milyon euroymuş şu an ana evet, düşmüş Evet evet. Yani 3 milyon liraya gelecek Fenerbahçe'de oyuncu. Yani onun için sponsorlar yani sponsorlardan var. sponsorlardan gelecek paralardan bahsediliyor tabii ki. Ee, şimdi diğer oyuncularda da Falcao'da da belki sponsor kullandı Galatasaray. Nereden biliyorsun? İşte bir, ne diyorlar? Mesut'ta bir iş adamı yardımcı olacak. Orada evet. o yardımcı olacak. E, Galatasaray'da yok mu iş adamı yardımcı olan? Onlar oldu belki. Anladın mı? Yani biz her şeyi detaylı bilmiyoruz ki. Peki Mesut katkı var. verir mi İcza acaba Fenerbahçe'ye? Onun için ne dersin? Mesut kesinlikle katkı verecek bir oyuncu. Mesut Hı. sağlıklı sağlıklı olsun. Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Ona kimse bir şey diyemez. Yani kalitesi, karakteri, benim çok sevdiğim birisi ve Fenerbahçe takımına ciddi derece bir fark yaratacaktır. Hep diyoruz da ligin marka değerini geliştirecek. Evet bu, bu, bu transfer dünya basınında ciddi yankı yapacak. Netleştiği zaman, kesinleştiği evet. zaman. Ve Fenerbahçe'ye gerçekten Mesut katkı yapar. Ha diyor, bir yıldır oynamıyor diyorlar hani doğru olarak ama takımla benim aldığım bilgi devamlı çalıştığı. Mesut'un işte o avantajı var. Yani takımla antrenman yapmış. Evet. Sadece maç eksiği var. Bunu çabuk toparlar 2-3 hafta içerisinde. Ama tek başına çalışmak olduğu zaman onu zaman alıyor biraz. Mesut da iyi bir profesyonel. düzenli bir hayatı var, işi var. sonuçta artık Türkiye'yi çok seviyor. Bence her şey oluşmuş gibi. Hı hı. Fenerbahçe alırsa gerçekten ciddi bir transfer başarısı hayırlı olsun diyebiliriz. Peki madem marka değerini <laughs> yükseltmekten bahsettik, Falcao'dan Mesut'tan da bahsettik. O zaman Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız ismi de hemen sana kısaca sorayım sonra Galatasaray'a geri dönelim. Mancukiç hakkında ne dersin? Vallahi çok iyi olur. Yani Sergen Hoca istiyorsa bize bir şey düşmez. <laughs> yani sonuçta tabii işin esprisi ama hani bunu Beşiktaşlar da olsun, Türk futbol adına böyle bir oyuncu herkes ister. Tamam 34 yaşında ama Beşiktaş takımı nokta atışlarında bu sene kısa vadeli transfer planlaması yaptı. Yani hmm. Rozier olsun, Gezal olsun, Soğuz'a olsun, Abubakar olsun hani ve hepsi de tuttu. Ee, bu bir transfer başarısıdır bu da. Onun için Beşiktaş yönetimini de Sergen Hoca'yı da kutluyorum. Manzukiç olayını da e, ben kendi adıma çok sıcak bakıyorum. Yani bu takıma yararlı olabilecek bir oyuncu. Hı hı. E, şartlar nasıl olur ama eee Beşiktaş'a ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum Manzukiç'in. Yani Manzukiç'i sadece bir santrafor olarak düşünmeyin. Kenarda da oynuyor. Yani hı hı. kenar oyuncusu olarak da geriden gelebiliyor. Zaman zaman Sergin Hoca bir şey söyledi farkındaysan geçen hafta. Taraftar olduğunda çok daha farklı bir oyun evet. oynatacağım Beşiktaş'a. Yani e, Şubat ayında falan belki taraftar olayı oluşur. İşler daha iyi gelişir, değişir. O zaman bakarsın Beşiktaş takımı e, çift santrafor da oynayabilir. Yani Sergen Hoca evinde. Hücum, evet, hücum konusunda sınırsız düşünceleri var. Yani takımı o konuda çünkü öndeki oyuncular da çok etkili. E, o konuda da Farklı düşünceleri var. Bence Beşiktaş'a faydalı olacak bir oyuncu. Yani bunun hani hem maç oynamıyor o da bir ara verdi ama e, bu tip oyuncular zayıf ve uzun bir oyuncu o da e, çabuk toparlayabilir yani böyle e, mesela Abu Bakar oynamasa bir yıl top mesela örnek verdim. O tip bir oyuncu mesela kilo alabilir Hı. veya işte tek başına çalışsa e, şey yapabilir performansı toparlaması süreç alabilir. Ama bir iç uzun ince bir Onyekuru kısa çabuk bu oyuncular toparlama şansı daha daha fazla bir an önce sağlara dönme şansı. Onun için mazluk içinde çok ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir de sana şunu sormak istiyorum Evren. malum Galatasaray'ın transfer gündeminden bahsettik. Bir de Yusuf iddiası var Malatyalı oyuncu. 2017'de de bu arada Galatasaray altyapısında beğenilmemiş bir oyuncudan bahsediyor. Şimdi hem bu yönüyle soracağım hem de malum biz bütün takımlarda şu anda işte Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta dünya ünlü yıldızlardan bahsederken Galatasaray taraftarları nispeten daha mütevazı bir e, futbolcuya şu an biraz e, eleştirel gözle baktıklarını görüyoruz. Sen nasıl değerlendirirsin bunu? Yani illa dünya yıldız alacağım diye bir şey yok veya daha isim bir oyuncu e, o takıma yararlı olabilecek oyuncular da önemli. Yani Yusuf Malatya'da iyi bir çıkış yaptı. E, tabii Galatasaray'a gelmiş gitmiş ama e, nasıl olmuş? O anki gelişim durumu ne? 17 yaşında gelmiş. E, bize biliyorsun dünyanın en iyi oyuncuları da geldi zamanında Türkiye'ye geldiler, gittiler. Yani evet. Bazen bunlar olabiliyor. Oyuncu demek ki Malatya'da ciddi bir çıkış gösterdi. Gelişim gösterdi. Ee, ve bunu, bu forma şansını kazandı. Ee, çok beğendiğim bir oyuncu. Yani çok iyi oynuyor. Yani Galatasaray ilacı mı olur? E, onu bilemem ama illa çok e, isim alacağım, yıldız alacağım diye de e, bu şartları zorlamak. Aldı Galatasaray isim. Enzozi'yi aldı, Lemine'yi aldı, Seri'yi aldı. Ne oldu? Yani hep isimlerle de olmuyor bu iş. Evet. Eğer scoutların belirlediği oyuncular da var tabii ki. Ama onlar da genelde maliyetli oluyor. Ee, Galatasaray hani böyle sürpriz isim de alabilir yani. Ben e, bu konuya çok soğuk değilim. İlla bildiğimiz bir oyuncu olacak hali yok. Ama e, İrfan Can, işte Onyakur'u bildiğimiz oyuncular onun haricinde Galatasaray <laughs> sürpriz belki birkaç oyuncu transfer edebilir. Yani illa bizim bildiğimiz oyuncular olacak diye bir durum yok. Peki. Benim düşüncem bu. Evren Turan çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınızı değerlendirmeleri için. Çok teşekkürler. Mutlu bir gün diliyorum ben de sana. Değerli Teşekkür. izleyenler.